Herkese merhaba. Benden uzun zamandır istediğiniz çantamda ne var videosunu çekiyorum. Genelde sanırım YouTube'da en çok istenilen videoların başında geliyor çantamda ne var videosu. Ben de vloglara başladığımdan beri neredeyse her videonun altına çantamda ne var videosu çeker misiniz diye yorumlar geliyordu. Sonunda çekiyorum dediğim gibi. Lafı çok uzatmadan başlayayım. Çantam, izlediğim kadarıyla videolarda ilk önce çantayı tanıtıyorlar. Ben de aynısını yapacağım. Çantam Stradivarius'tan almıştım. Bayram alışverişi videomda. O videomu da izlemediyseniz linkini yukarıya koyarım. Şimdi başlıyorum. Böyle bir büyük gözü var çantamın. Bir de önde gözü var. Bir de en içte gözü var. Bu büyük gözünden başlayayım. Benim çantamın içi bayağı karışık oluyor ama şu an nasıl bilmiyorum. Pazardan geldim ve başlıyorum göstermeye. Bir adet emzik var. Yani emzik kutusuyla birlikte. Olmazsa olmazı. Irmak emzik emiyor hala. Sonra telefon. Daha sonra ise pazardan geldiğim için Irmak'a toka almıştım pazardan. Onlar kalmış çantamda. Böyle bir toka aldım. Taç şöyle ortaya takmak için. Taç şeklinde beyaz. Ve iki tane şöyle kelebekli tokalar. Daha sonra ise cüzdan. Her çantanın olmazsa olmazı bence. Ben bu cüzdanı Esiva 22'den almıştım. 2 sene falan oluyor diye tahmin ediyorum alalı ama hala severek kullanıyorum. Çok uzun boyları kullanamıyorum ben. Çantamdan da gördüğünüz gibi küçük boy çantaları seviyorum genel olarak da. Cüzdanda da aynı şekilde. Bunların bir küçük boyları var. Onlar da bana küçük geliyor. Tam bu çok hoşuma gitti. Daha da böyle bulamadım. Bulursam değiştiririm ama şu an hala çok memnunum bu cüzdanımdan. Böyle. Burada bozuk para yeri de var açtığınızda. Çok açmayın cüzdanı. Ondan sonra su. Çantamın olmazsa olmazı. Çünkü ırmağın nerede ne zaman su sıcağı hiç belli olmuyor. O yüzden bir adet su her zaman çantamda olmazsa olmaz. Tabii ki bir tanesi de olmazsa olmazlardan ıslak mendil. Genelde ırmak için kullandığım için ıslak mendilleri bebek... özellikle olan ıslak mendillerini alıyorum böyle. Bu da küçük olduğu için çantamda fazla yer kaplamıyor. Daha sonra ise kaju var. Bunların böyle paketleri kapaklı, çıtçıtlı mı deniyor bunlara, klipsli mi deniyor? Klipsli olduğu için çok memnunum çünkü çantanın içine dökülmüyor. O yüzden genelde bu boyunu alıyorum. Kaju, Antep fıstığı, ondan sonra fındık fark etmiyor. Irmak bu tür kuru yemişleri çok seviyor. O yüzden çantamda daima oluyor. Daha sonra Irmak'ın gözlüğü kalmış. Çoğu zaman onun gözlüğünü evde unutuyoruz. Bu sefer bizim gözlüklerimize dadanıyor. O yüzden çantama atmaya çalışıyorum her seferinde. Yani çantamda kalıyor. Daha sonra bir adet bozuk para cüzdanı. Ve böyle bir sakız çıktı, bir vident. Böyle ağzımı tazelemek için gün içerisinde kullanıyorum. İyi oluyor. Çantamda daima bir sakız da oluyor. Burası bitti. Sonra şu küçük gözüne bakalım. Ha, burada bir adet ruj kalmış bayramda. Normalde ruj taşımam yani. Hayatta ruj taşımam. Genelde nemlendirici taşıyorum. Bu Flor Marin ruju. 210 numara Super Matte serisinden. 210 numara. Yani dediğim gibi normalde taşımıyorum. Bayramdan kalmış. Daha sonra ise böyle bir lipstick var. Maybelline'in bu. Baby Lips'lerden. Bu Cherry Me. İsmi Cherry Me. Daha sonra bir adet toka. Hem de toka. Ondan sonra bakıyorum. Yine böyle küçük tokalar var. Bu göz de bitti ve son olarak ön göze geldik. Ön gözde şu an hiçbir şey yokmuş. Sadece iki adet çikolata. Genelde anahtarım da burada oluyor ya da gözlüğüm burada oluyor. Benim çantamda olan şeyler bunlardı. Yine de bayağı bir şey çıktı içerisinden yani çantanın küçük olmasına göre. Burada ırmak için kıyafet falan taşımıyorum bu çantamda. Genel olarak arabada küçük bir çantamız var. Onun için de yedek kıyafet ve bez taşıyorum. Uzak bir yere gideceksek ya da hani birkaç saat kalacak bir yere gideceksem de ayrıyeten çanta hazırlıyorum onun için. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.